أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم. عزيز ومحترم المسلمين، İnsanın en çok muhtaç olduğu şeylerden bir tanesi de gönül huzurudur. Belki de en önemlisi budur. Yoksa gönül huzurun ne kadar zengin olursan olsun, ne kadar paran olursa olsun, hayatın bir lezzetini, tadını alamaz. Gönül huzuru bu manada hayatta en önemli şey. Peki gönül huzuru nasıl sağlanır? Huzur neler bilir? Huzur deyince huzuru nerede bulacağız? Adresi neresi? Öyle ki yaşadığımız dünyada huzur servettedir, huzur paradadır desek, bunun böyle olmadığının bir sürü örneği var. Nice zenginler var, intihar ediyor. Silahına, kafasına silahı dayıyor, ölüyor. Kendini öldürüyor. Köprüden atlıyor, binadan atlıyor vesaire. Hani zenginlik huzurdu. Demek ki huzurun adresi zenginlik değil. Gönül huzurunun adresi Allah'tır. İnsan Allah'a yaklaştıkça huzur bulur. Peki Allah'a nasıl yaklaşılır? Yani Allah insan gibi böyle somut bir varlık değil ki. Allah'a nasıl yaklaşacağız? Bu da basit. Allah'a yaklaşmanın yolu ibadettir. Kişi ibadet ile, kulluk ile, rükû ile, secde ile Allah'a yakınlığını ifade eder. Dolayısıyla huzur bulmak istiyorsan ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye gayret göstereceksin. Hayatında ibadet olacak, kulluk olacak. Bunun için Kur'an'ın ve sünnetin göstermiş olduğu adres belli, reçete belli. İbadetlerin içinde de kulluğu en çok Allah'a yaklaştıran ibadet namazdır. Namaz ile Allah'a yaklaşılır en çok. Çünkü kulluğun zirvesi olan, ibadetin zirvesi olan secde vardır namazda. Secde, kulun Allah karşısında acziyetini, eğilmesini gösteriyor değil mi? En önemli yerimiz olan alnımızı secdeye koyuyoruz, eğiliyoruz onun için. Dolayısıyla namaz ibadeti gönül huzurumuzun ilacıdır. Birçok kardeşimiz geliyoruz zaman zaman, örneğini yaşadık. Şöyle bunalıyorum, böyle hastayım, böyle cin görüyorum, böyle peri görüyorum, şöyle rüya görüyorum, böyle üzerime ağırlık atılıyor, şöyle belli ki bir iç dünyasında bir sıkıntısı var. Psikoloğa da gitmiyor çünkü bazı hastalıklar psikolojik gibi görünür ama psikologlar da bilemez. Bir takım ilaçlarla geçici çözümler bulundur fakat mide acıkırsa ekmekle doyurursun. Peki ruh acıktığı zaman ne olacak? Ruh neyle doyurulacak? Ekmekle doymaz ruh. Ruh ibadetle doyar. Çünkü o iç aleminde fırtınalar yaşayan, bunalım geçiren insanın ruhu açlıktan kıvranıyor. Acıkmış, kulluk yapmak istiyor fakat sen kulluk yapmıyorsun. İsyan ediyorsun. Demek bu kardeşlerim de diyor ki, bu konuların ben uzmanı değilim normalde. Ama bildiğim bir şey var ki, diyorum ki sen namaz kılıyor musun? Yok. Olmadı. Bir defa bunu değiştireceğim. Formatı değiştireceksin. Madde bir, namaza başlayacaksın. Abdestini alıp namaz yapacaksın ki huzura adım atacaksın. Namazla huzura adım atacaksın. İstaînu bis sabri ve salâh diyor değil mi?
يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ İman edenlere seslen. Ey iman edenler, Allah'tan sabırla, namazla yardım isteyin diyor. Demek ki yardım isteyeceksek namazı bir defa hayatımızın baş köşesine koyacağız. Her namazda اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ diyor diye, her rekatta kesintisiz olarak وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ yalnız senden yardım isteriz. Demek ki namaz aynı zamanda Allah'la kul arasında direkt iletişim sağlayan bir ibadet. Yani tabiri caizse ara kablosu yok, direkt alınır. Ara kablo falan yok, araya kimse girmiyor. Allah iletişimini kuluyla bu ibadet ve ibadetin zirvesi olan namazla yapmış oluyor. Ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olmaya çalışanlarımız olabilir. Daha ne yapacağım diyor. Paça çalışıp kazanıyorum. Şu kadar param var, şu kadar ev aldım, şu kadar kat aldım. Çocuklarımızı kimseye muhtaç etmedi. Cebine şu kadar euro koyduk. Cep telefonu şu kadar euro bilmem. Yani maddi olarak bir sıkıntı yok ama ailede buhran var, sıkıntı var. Saygı yok, edep yok, haya yok. Bunalım da var. Para var ama bunalım da var. Ne olacak? Çünkü adres yanlış. Huzur adresi yanlış. Adresi değiştiririz. Huzurun adresi para değil, huzurun adresi maneviyattır, kulluktur, ibadettir. Neden böyle? Çünkü beden doymuş, ruh aç kalmış. Ruhun gıdası da ibadettir. Bu fıtrat da böyledir. Ruhun gıdasıdır ibadet. Yıllar önce bir büyük şehrimizde, vilayette valilik yapan bir büyüğümüz şöyle diyordu bir konferansta: çocuklarınıza kontör yükleyeceğinize, çocuklarınızın cep telefonuna kontör yükleyeceğinize, çocuklarınıza değer yükleyin, ahlak yükleyin demişti, hatırlıyorum basından takip ettiğim kadarıyla. Hiç unutmadığım bir cümle. Gerçekten de öyle. Çocuklarımıza maddi olarak birçok şey veriyoruz, yüklüyoruz. Bende olmayan cep telefonu var 10 yaşlar çocukta. Bilmem kaç bin euroluk. Yani bu ne? Para var aldım, sorun değil. Ben o çocuğumuza Sübhaneke okuması biliyorum. Besmele çekmesi biliyorum. Namaz kılıyorum, abdest alıyorum. Ahlakı nasıl? Değil mi? Ailesine, annesine, babasına, vatanına, milletine, komşusuna, arkadaşlarına karşı tavrı nasıl? İslami bir ahlakla mı donatılmış? Değil mi? Maddiyat hiçbir şey çözmez. Maddiyat huzur getirseydi Avrupa'ya getirirdi. Avrupa maddiyatın zirvesine yakındı. Zirvesindeydi değil mi? Şu yıllarda. Ne oldu? Çöküşe geçti. Madde çöküştü. Her gün bir başka Avrupa Birliği ülkesinden kriz haberleri patlak veriyor. İşsizlik şuraya ulaştı, kriz şuraya çıktı. Euro bölgesi krizde, bilmem, Euro'dan kaçmalar, bilmem. Bir ekonomik, iktisadi buhranlar yaşıyoruz. Eğer para huzur getirseydi Avrupa'ya getirdi. Getirmemişti. O zaman Türkiye'de dediğim gibi, iyi ki Avrupa Birliği'ne girmedik diyorlar değil mi? Biz daha iyi dertle verdik diyorlar. Şimdi demek ki ülkeler olsun, fertler olsun, madde zirveye zirvede olduğu zaman, parası çok olduğu zaman huzurlu olacağı anlamına gelmiyor değerli kardeşler. Eğer maneviyatı, eğer ahlakı dibe vurursa o insanın, o ülkenin batmaya başladığının fotoğrafıdır. Değerli kardeşlerim, şimdi burada biz aile fertleri olarak, aile reisleri olarak bize düşen nelerdir? Bunu ilgileneceğiz bu sohbetimizde. Yani ailede din eğitimi nasıl olmalıdır? Din eğitimi deyince hemen cami aklınıza geliyor değil. Camiden önce ailede başlıyor. Kur'an kursundan önce, okuldan önce ailede başlıyor. Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır.
Besmele'yi anne babasından öğrenecek. Namaz kılmayı, abdest almayı ondan görecek. Evinden hep çocuklara sorarız sınıflarda, kurslarda. Evinde namaz kılan var mı? Çocuktan al haberi. Çocuktan haberi alıyoruz. Kılmıyor. Ne annesi ne babası. Veya diyor ki annem kılıyor, baban kılıyor. Baban kılıyor, annem kılıyor. Çocuk takip ediyor. Çocuğun hiçbir şeyi gözünden kaçmıyor. Dobra dobradır böyle. Gördüğünü fotoğraflar ve aktarır. Kolay kolay yalan söylemez bu manada. Söyler. Bu bağlamda ailede din eğitimi nasıl olmalıdır? Önce sohbetin başında okumuş olduğum ayet-i kerime ile başlayalım. Bakınız, bu ayet-i kerimeyi not alın. İster kafanıza not alın, ister kalemle not alın. Taha suresinin 20. suredir. 132. ayet. Taha suresinin 132. ayeti. Bu ayette diyor ki وَأْمُ اَعْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ey Muhammed! Bana söylemiyor ki Muhammed'e söylüyor, diyebilirsiniz. Değil, öyle değil. Ey Muhammed! Dediği zaman ey Muhammed ümmeti anlayacaksınız. Bizi de bağlıyor. Kur'an'ın bütün ayetleri bizi ilgilendiriyor, bizi bağlıyor, bize söylüyor. Söylediği zaman sağa sola bakmayacağız. Hemen üzerimize alınacağız. Bana söyle diyeceğiz, hemen alınacağız. Ne diyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Ehline, ailene namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Sen de sabırla o namaza devam et. Namazı kıl. Yetmedi. Artı çocuklarına da, eşine de namazı emret. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, indiği zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetlere göre tam 6 ay kadar kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha validemizin kapısını çalmıştır sabah namazına kaldırmak için. Hazreti Fatıma validemizin evi barkı ayrı, Hazreti Ali kerremallahu veçhe Efendimizle evli, evi de ayrı üstelik. Yani evlenmiş gitmiş. Buna rağmen o nasıl olsa evlendi diyor Efendimiz. Evlendiği zaman evlatlıktan çıkmıyor, sorumluluktan çıkmıyor. Bu fotoğraf onu gösteriyor. Diyor ki, ey kızım kalk, sabah namazı. Bu sabah çocuklarını namaza kaldırarak parmak kaldırsın dese, şu camide. Çıkar. Vardır ya, beni utandırmayın. Vardır, yok mu? Çocuklarını namaza kaldıran. Yok, reklama girmek için değil. Yani gün biraz rahatlamak, moralim. Çocukları görmüyorsunuz. Başka? Kendiniz kılmıyorsunuz demek. Kılmama şansınız yok. Kılmışsınız. O kadar da değil, değil mi? Çocuklarımızı namaza kaldırdık mı? Fotoğraf ortada. Yani biz bu noktada sınıfta kaldık. Doğru. Doğruya doğru eriyeyim. Şimdi Efendimizin davranışı ortada. Efendimiz ne yapıyor? Yetişkin olduğu halde, evli barklı olduğu halde gidip damadı Ali'nin kapısını çağırıyor. Hazreti Ali'nin kalk, namaz var. Namaz var. Hazreti Fatıma'ya ne diyor? Ey kızım Fatıma. Babam peygamber diye kendine güven. Mahkemede ben sana faydalı olamam. Amellerine bak, ibadetine bak, kulluğuna bak. Bizi kurtaracak olan ibadetlerimiz, ihlaslı ibadetlerimiz, samimi ibadetlerimiz. İltimas yok. Benim mahkemede Fatıma-tü Zehra şöyle demeyecek. Benim babam peygamber. Tamam sen geç. O dünyada, dünyada oluyor iltimas. Öbür tarafta peygamber kızı da olsan, peygamber oğlu da olsan, efendim müftü de olsan, bilmem ne de olsan, hangi makamda, mevkide, madde ve manen bulunursan bulun, herkesin amel defteri kendinin boynunda asılacak. Dolayısıyla herkes yargılanacak. Dolayısıyla biz tabii ki yargılanırken çocuklarımızdan da sorumlu olacağız. Efendimiz bu bir baba olarak babalığını yerine getiriyor değil mi? Baba olarak. Efendimiz bir babaydı aynı zamanda. İyi bir baba. İyi örnek bir babaydı. Örnek bir dedeydi aynı zamanda. Evet. Taha suresinin 132. ayeti böyle. Şimdi buradan bir başka ayete geçiyoruz. Bu kürsülerden çok sık zikrettiğimiz bir ayet.
Tahrim suresi. Mushaf'ın 66. suresi. Tahrim suresinin 66. surenin 6. ayeti. Kafanızda yıkın. 66. surenin 6. ayeti. Diyor ki ya eyyühellezine amenu. Kime söyledi? Bize söyledi. Yine bize söylüyor. Kur'an'ın uyumu böyledir. Bize söylüyor. Bu enfusekum. Kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun. Bir tehlike var. O tehlikeden koruyun. Diye işaret koyuyor. Ve ehlikum. Ehlinizi. Ehil ne demek? Aile. Aile fertlerinizi. Kendinizi ve ehli beytinizi koruyun. Yani aile fertlerinizi, eşinizi, çocuklarınızı, beraber bir evde yaşadığınız ehli beytinizi koruyunuz. Neden koruyacağız peki? Bir tehlike var. Ne yaram? Ateşten, nardan koruyunuz. Öyle ki Allah sayıyor şimdi bu narın, cehennemin nasıl bir yer olduğu. وَقُودُ اَنَّاسُ وَالْحِجَارَ. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Yani bu cehennem kuyruğuyla falan çalışmayacak. Kömürle, doğal gazla falan değil ya. Yakıtı, vahud, yakıt demek. Vahudu ennâs vel hicâr. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. Öyle ki, aleyhâ, o cehennemde var, cehennemin üzerinde var. Melaike, melaike var. Cehennemin melekleri, bekçileri, görevli melekleri. Gılabun sert, çok sert. İltimassız, yumuşak değil, çok sert melekler var. Oraya geldiği zaman sert bir muamele var. Şidâbun, şiddetli, şedid bir melek. La ya'sunallâhe me amarun. Allah'ın emrettiklerini ne isyan etmeyen. Allah bu kulumu cehenneme tık dediği zaman onlar bu görevi yerine getirecekler. Allah'ın emirlerine asi olmayacaklar. Ve yef'alûne mâ yumarûn. Kendilerine emredileni yerine getiren şerit, sert meleklerin olduğu yakıtı insanlar ve cin taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi koruyunuz. Tam terminiz. Tahrim suresi 6. ayet. Peki aile reisi olarak bize sesleniyor. İlk etapta kendinizi koruyun demek ya da kendini koruyamayan başkasını da koruyamaz. Kendini kendisi yapmayan başkasına da yaptıramaz. Namaz kılmıyorsan çocuğuna namaz kıldırman kolay olmaz. Sen niye yapmıyorsun der mi sana? Değil mi? Sen niye yapmıyorsun? Sen niye kılmıyorsun? Zaten sen yapıyorsan demene gerek olmaz. Çocuklar seninle beraber öğrenir. Yanında namaza durur, abdest alır. Zaten onun eğitimini küçük yaştan, 2-3 yaşlarından itibaren görür. Sen belli bir yaşa geldiği zaman zaten o eğitimi ala ala geldiği için problem olmaz. Hocam ortam öyle bozulmuş ki şimdi aile reisi oğlum kalk namaz, kızım kalk namaz dediği zaman o ailenin içerisinden birileri diyor ki buzağı yıkan kalkınmadık olur mu? Boşuz çocukları sen de sıkıştır yatma diyor. Çevre ve o ailenin içerisindeki bu babanın söylediği sözü reddediyor. Yani. Tamam. Anladım. Ailede bir birlik yok demek ki. Yani onu diyen kimse tabii eşinizdir veya başkasıdır. Küçük yaşta yapmadığın, vermediğin eğitimi şimdi vermeye kalkıyorsun. Doğru söylüyor. Çünkü küçük yaşta vermeyince 15, 16, 17 yaşlarında seni dinlemez. Çünkü atalarımız ne demiştir? Ağaç yaş iken eğilir. Yaşlandığı zaman, kartlaştığı zaman eğmeye kalksan kalk biraz. Şimdi 17 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, eğmeye çalışıyorsun ama kırıyor. Kırarsın kaybeder, hep kaybedersin. Ama 7 yaşına biraz sonra gelecek hadisler, zaman kalırsa o hadisleri bir öne alalım. 7 yaşla alakalı hadislere bakınız. Efendimiz 17 demiyor, 7 yaş diyor. Nuru evladekum bis salat. Çocuklarınıza namazı emredin ve ebnâ-u seb'isi. 7 yaşına geldikleri zaman 7 yaşından itibaren bu eğitimi yoğun bir şekilde verin.
Nasıl? Hocamı kursa gönderiyoruz. Bitmez. Kursa göndermek bunun bir küçük bir parçasıdır. Çünkü nihayette burada 3 saat beraber, geri kalan 21 saat nerede? Dışarıda, bizden dışarıda. Caddede, sokakta, parkta, okulda, ailede. Dolayısıyla aile her birinci sırada geliyor. Aile düzgün olduğu zaman biz de zaman zaman kanalılarımız arasında agresif davrananlar oluyor, tembel olanlar oluyor. Çocuk yani dersini yapmıyor, başarısız. Bir bakıyorsun, kazıyorsun, altından şey çıkıyor, ailede problem var. Ya ailede ayrılmış, parçalanmış, ya ailenin içinde huzursuzluk var. Bir, yani ailedeki huzursuzluk çocuğa da yansıyor ve buradaki derslerini de olumsuz etkiliyor. Okulda da öyledir yani. Dolayısıyla aile iyi olduğu zaman, eğitim de zamanından verilmeye başladığı zaman ne olacak? Bu iş yolunda olacak. Bunu söylerken, iyi hocam kursuna böyle iyi konuşuyorsunuz da iş kolay yok, o kadar kolay değil diyebilirsiniz. Yaşadığımız yer gayrimüslim bir ülke. Dolayısıyla ahlakı, örfü, sokağı, bunu hepsi gayri İslami. Değil mi? Sokağa çıktığınız zaman burada anlattığının tam tersini görüyor çocuk. Kolay değil. Elbette Türkiye'den veya başka İslam ülkesinden daha zor bir ortamda Müslüman kalmaya, Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz. Yani oradaki görevimiz 5 ise buradaki 15, 25. Daha ağır görevimiz var çocuklarımıza karşı. Çünkü onları yabancı kültürlerin etkisinden koruma o kadar kolay değil elbette. Devam edelim. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulin an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız. Bu hadis-i şerif meşhurdur. Efendimiz çobana benzetiyor. Yani insanları. Hepiniz çobansınız. Ve güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz diyor. Dolayısıyla aile reisi ailesinin neyidir? Efendim çobanıdır. Çocuklarından, dünyaya getirmiş olduğu çocuklardan sorumludur. Hadis-i şerifin devamı şöyle. El-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Devlet başkanı, idareci neyse bunlar da çobandır ve güttüğü sürülerden mes'uldür. Efendim ver-raculu ra'in fi ehlihi. Evin reisi erkek de bir çobandır ve ailesinden sorumludur. وَالْمَرْأَةُ رَاِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Kadın da, evin kadını da bir çobandır. Eşinin evinden, evinin içinden sorumludur. وَمَسْلُولَةُ عَنْ رَاِيَةِهَا. Güttüklerinden sorumludur. وَالْخَادِمُ رَاِنْ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْلُولٌ عَنْ سَيِّدًا رَاِيَةِهِ. Evin hizmetçisi varsa şayet, yani hizmet eden, o da kendi çapında sorumludur. Efendisinin evinden sorumludur. Ve kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız. Bunu şunu anlatıyor. Toplumda en zirveden en alt tabakaya kadar toplum kademelerindeki insanların sorumluluk olduğu bir alan vardır. Yani bir devlet başkanının sorumluluğu vardır. Bir hizmetlinin de, bir efendim affedersin, yani bunlar toplumun alt kesiminde yaşayan insanlara da hizmet eden insanların dahi sorumluluğu var kendi çapında bulundukları yerde diyor. Dedik ki aile reisi fertleri ateşten koruyacak. Tahrim suresine dönecek olursak 6. ayete. Peki nasıl koruyacak? Bir, onları Allah'tan korkmaları ve onun buyruklarına karşı gelmemeleri hususunda uyaracak, tavsiyede bulunacak. Yetmez. Efendim, sadece tavsiye yetmiyor. İslam'ı yaşayacak, anlatacak ve öğretecek. Sigara içme evladım diyor, kendi sigara içiyor. Böyle bir eğitim olur mu? Madem kötü bir şey, sen niye içiyorsun? Ver içinden en azından. Dolayısıyla eğitimde rol çok önemli. Yani çocuğun model alacağı insanlar örnek olacak. Mesela doktor sigara içiyor. Yeşilay haftasında sigaranın zararlarını anlatmaya kalkıyor. Kimse dinlemez. Değil mi?
bir şeyin faydalı olabilmesi için önce onun kendimiz tarafından yaşanmamız lazım. Namaz kılacağız çocuklarımızla beraber. Çocuklarımız da namaz kılmayı bizden öğrenecek, bizden görecek. Terbiye ve din eğitimi küçük yaşlarda başlıyor. Dedik ki ağaç yaş iken eğildi. Bir örnek verelim. Sahabenin Ebu Hafs Ömer radıyallahu anh diyor ki, ben Resulullah'ın himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken sofrada, o zamanki şartlarda elin yemek tabağının sağına soluna böyle dolaşıp duruyordu. Yani adama aykırı bir şekilde, çocuktu biraz da. Böyle o zaman tabii ki bugünkü şartlarda değildi sofralar. Belki ortada bir tabak vardı, oradan herkes yiyordu. Kaşık vardı, yoktu. O şekilde doğru bu davranış neyi yiyor? Efendimiz de bulunduğu bir sofradaydı. Bunun üzerine Efendimiz dedi ki, ya gulam, ey çocuk, semillâhe ve kul bi yeminike. Besmele çek, önünden ye, ve kul mimma yeminike, önünden ye, ve sağ elinle ye, ve kul bi yeminike. Sağ elinle ye, önünden ye. Üç şey söyledik. Besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Üç tane terbiye. Çocuklarımız bizden görecek onu. Sofraya oturduğumuz zaman çocuklarımızla yemek yiyelim. Bu önemlidir. Sofraya veya masaya oturduğumuz zaman Bismillahirrahmanirrahim sesli söyleyin. Sofraya oturduğu zaman besmele çekilmesi gerektiğini senden öğrensin. Sonra kaşığı veya çatalı sağ elinle alacaksın. Modayı Avrupalılar ne yapıyor? Sol elle. Bizimkiler de beceremiyor tabii ki. Sol elle yediği zaman mod, bu ne? Bu burada mı oldu? Bunun yeri burası mı arkadaşım ya? Tövbe ya. Her şeyin bir yeri ve zamanı var değil mi? Namazdan sonra biz kaçmıyoruz, buradayız. Efendim, bunun adabını, erkanını göstereceğiz. Salimizi yiyeceğiz. Besmeleyle başlayacağız. Ve ondan önce tabii elimizi yıkayacağız sofraya oturmadan önce. Çocuklara göstereceğiz. Ellerimizi yıkıyoruz. Besmele çekiyoruz. Önümüzde yiyoruz. Yemekten sonra ne diyeceğiz? Elhamdülillah diyeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz bu rızkı verdiği için. Ondan sonra tekrar ellerimizi yıkayacağız. Bunları günlük yaptığımız zaman bu eğitimi otomatikman çocuk sizden öğrenmiş olacak. Bir zaman gelecek ki bunlar bir meleke haline gelmiş olacak değerli kardeşler. Evet, zor mu bu dediklerimiz bir Müslüman ailesi için? Hiç de zor değil. Basit gibi görünüyor ama bu eğitim ailede bu şekilde verilir. Evet. Bir konu daha var. Zaman ilerliyor. Onu da değineceğim, ondan sonra bitireceğim. Demek ki sağ elimizle yiyeceğiz, sol elle yemek günahtır. Doğru değildir. Solaklar hariç belki olabilir. Yani yemeyenler ama yemeği deneyeceğim. Evet. 10 yaşına bastıkları zaman hadis-i şeriflerde öyle geçiyor. Hadis-i şerif metinlerinde öyle geçiyor. 10 yaşına geldikleri zaman diyor, onların yataklarını ayırın diyor. Mesela ve ferdigu beynehum fil medaci'i. Hadis-i şerifte böyle diyor. 10 yaşına geldikleri zaman yataklarını ayırın. Erkek olsun, kız çocuğu olsun, yataklar ayrılacak. Ayrı yataklarda yatacaklar. Bunun çok önemi var. Neden? Eğer böyle olmazsa ileriki zamanlarda aile içinde maalesef istenmeyen gayri ahlaki bir takım şeyler zuhur edebilir. Toplumu zaten bozuk olan ortamına uyum sağlamış olur bir nevi. Yani bunların hepsi de kız veya hepsi de erkek deyip bir arada yatmaları doğru değildir. Dolayısıyla kız çocukları olsun, özellikle kız çocukları, erkek çocukları zaten ayırıyorsunuz o yaşlarda. Erkek çocukları da olsa yatakların ayrı olması gerekiyor. Şimdi temel sorun şu. İyi diyorsunuz da hocam ev nerede? Da evimizi ona göre yapmadık ki. İslam'a göre evimiz yok ki. Var da Türkiye'de içinde durmadığımız evler. Bir yaradır bu yara. Maalesef bir yaradır. İslam sadece camide müdahalet değildir. Bak evimizde de İslam olacak. Bak yataklarını ayırın diyor. Ayırman için oda olması gerekir. Ayrı yatak olması gerekir. Çocuklarımıza ait oda olması gerekiyor. Değil mi? Olması için evimizin de 40 metre değil de 140 metre olması. En azından 100 metre olması gerekiyor. Evimiz var da Türkiye'de 3-5 kat.
Geniş kirada şurada burada görmediğimiz, durmadığımız, içinde oturmadığımız maalesef burada yok. Olanlar vardır içimizde. Bu bir yaradır, bir problemdir. İslami bir yönü de vardır bunun maalesef. Allah-u Teala peygamberin aracılığıyla çocuklarına da bu eğitim verirken 10 yaşına geldiği zaman artık yataklarını da ayırın. Çünkü çocuk neden 10 yaş diyor? Çünkü o yaşta itibaren artık çocuklarımızda ne başlıyor? Efendim buluğ çağının sınırıdır. Kızlarımızda da erkeklerimizde buluğ çağına geldiği zaman ki halini anneler babalar bilir. Ele avuca sığmaz. Cinsellik zirvededir. Zaten cinsellik körükleyen her bir şey var. Televizyondur, gazetedir, sokaktır, şudur budur. Bir de evimizde böyle bir ortam olduğu zaman Allah göstermesini istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Mesela şu bilgi bir bilimsel bilgidir. Çocuklarda cinsellik kaç yaşında başlıyor biliyor musunuz? Kim söyleyecek? 4. Çocuklarda cinsellik 4 yaşından itibaren fark edilmeye başlıyor. Bilim adamları bunu söylüyor. Dolayısıyla yaş ufaktır falan demeyin. 4 yaştan itibaren cinselliğini, yani kız erkek birbirinden ayrı bir şey olduğunu, cinselliğini fark etmeye başlıyor değerli kardeşlerim. Evet. Son 3-5 dakikamız kaldı. Toparlayalım. Şu boşlukları dolduralım. Burası dolmadan öbür taraflara geçmeyeceğiz. Şu aradaki boşlukları bir dolduralım. Toparlayacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, toparlayalım. Demek ki ailede din eğitimi çok çok önemlidir. Camiler, Kur'an kursları, üniversite okulları vesaire, bunlar da neydir? Din eğitiminin önemli birer parçalarıdır. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, duyurumuz var. Duyurularımızda biraz uzun süreceği için ona geçiyoruz.